da söyledim içeride kuliste tam sahneye çıkmadan önce ben o kadar heyecanlıyım ki ve o kadar özlemişim ki sahnede olmayı, şarkı söylemeyi. Aynı şekilde sen de Hakan'cığım. Sen benim halime bak, kan içindeyim. Nasıl heyecanlıyım, bir sene olmuş şarkı söylemeyi. Bir yıl oldu tam değil mi? Böyle bir şey olamaz. Evet. Şu ama an çok heyecanlıyım yani ben yalnız. Hepimizin büyük bir heyecanı var. Aynı şekilde bütün orkestramızın aynı heyecanı onlar da yaşıyor. Yaklaşık siz de değil mi? Bir yıldır hep beraber böyle bir şey yaşadık ama bu hasretle biz inanılmaz şarkılar söyleyeceğiz. Öncelikle bunu da altını bir çizelim. Evet, çok güzel şarkılar. Yani bıraksanız bizi bu akşam, biz sabaha kadar söyleriz. Zaten sabaha kadar söyleyeceğiz gibi. 30-35 şarkı söyleyeceğiz en azından. Belki uzatabilirim. Hiç belli olmaz Hakan. Komutan sensin şimdi. Olur mu öyle şey? Estağfurullah, ne demek. Öncelikle senle aynı sahnede olmak benim için çok önemli, çok kıymetli. Çok severek dinlediğim, gerçekten bambaşka bir ruha, bambaşka bir sese sahipsin. Estağfurullah. Çok keyif alarak dinlediğim bir sesin var. Aynı şey benim için de geçerli. Ve aynı şekilde geçerli. Bir de ne kadar efendi değil mi? Estağfurullah. Ağlayı böyle bir şey alamaz. Sen de benim için bir şeyler söyle. Sen zaten Allah nazarlardan saklıyor bir insan. Ay canım benim. Bu arada çok zayıflamışsın, onu da söylemek aman istiyorum. Aman bu konuda ben mimliyim. Pandemi hiç bu sana konu yaramış bak. Pandemi ben kilo aldım mesela. Sen yok canım, iyisin. Yok aldım, biraz aldım, biraz daha zayıftım ama pandemi sana yaramış maşallah. Yok yok, ben vallahi bu konuyu çok konuşmak istemiyorum mimli olduğum için. Ama yani hafif süzüldüm diyelim. neyse ben susuyorum aslında, bu muhteşem ambiyansı senin o şiirsel sesinle böyle ifade etsen diyorum. Estağfurullah. Ha, ne güzel olur. Sevdalar söze dökülmeyeli, acılar şarkılarla söylenmeyeli çok oldu. Haliyle bize de bu şarkılara tercüman olmak kaldı. Tabii ki şarkılar ne Müslüm babasız, ne Orhan babasız, ne Ahmet Kayasız, ne Minik Selçesiz olur. Onlar bizim hayatımızdaki anılarımız, onlar bizim hayatımızı anlatan şarkılarımız. Onları anmak için sabırsızlanıyorum ben Sibel'cim. Evlat sahibi olamadı kendisi ama milyonların babası olan Müslüm Baba'yı anacağız bu akşam. Onu yad edeceğiz, onun şarkılarını söyleyeceğiz. Cennet olsun inşallah mekanı. O zaman evet. Şarkılar, ilk şarkılar bize ait olan şarkılar olsun. Evet zaten öyle istedi i̇lk herkes. İlk bölümü öyle yaptık. Öyle evet, bizi seven vardı. İnsanlar da çok istek gönderdi. Evet. Teşekkür ederiz, teşekkür ederiz. Harika, teşekkür ederiz. Yani. Yani çok güzel şarkılar. Çok ne şarkı bu, bu böyle. Bu arada işte Sevda'dan bahsettik ya, büyük Sevda'dan. Müslüm Baba'nın muhterem hanıma olan sevdasını cümle alem biliyor. Senin muhterem hanımla bir istişaren var bildiğim kadarıyla. Tabii ki, olmaz. Tabii ki. Programın başında da aslında minik söylemiştim ben. 1982 veya 84'tü şu anda tam hatırlamıyorum ama Amsterdam'da. Babam yine ona eşlik ediyordu. Oraya gittiğimizde ben de babamla beraberdim. Ve annem de yanımda olmadığı için bana annelik, böyle annelik yapıyordu. Çok sahip çıkıyorlardı ve devamlı bana şarkı söyletiyordu. Bir de duyduk en çok seni de dinliyormuş. Evet, evet. Evet bu ne büyük biz bir arada, gurur benim için. Biz bu arada niye orkestraya doğru gidiyoruz? Biraz evet. Çekiyor bizi orkestramız. Bu ne kadar büyük bir onur benim için. Muhterem abla, Müslüm abi de söylüyordu ama Muhterem abla en son onu kaybettikten sonra bahsetmişti bana, sadece seni dinliyor Müslüm demişti. Hep seni dinlerdi. Mekanları cennet olsun onların. Ya olsun, hep layık olmaya çalışacağım yorumumla. Müslüm Baba'ya ve birçok değerli büyüğüme hep her zaman layık olmaya çalışacağım. Kesinlikle, kesinlikle. Biz de elimizden geldiği kadar en güzel şarkılarından. Yine muhteşem şarkılarından bir tanesi ki biz çok seviyoruz biliyorsunuz. Provada da en çok keyif aldığımız evet, şarkılardan evet. Bir tanesi söylerken. Müslüm Baba'nın çok sevdiği şarkılardan biridir. Özellikle söylemek istedim ben. Çaya iner ağlar. Harikasınız. Oh be. Güzel gönlünüze, sesine sağlık. Senin yani yüreğine, güzel. Güzel sesine çok sağlık. Çok sevdim. Ne şarkılar söylemiş Müslüm Baba. VT'den sonra kilitlendik ama ya hiç sorma, ben zaten sulu evet, gözlüğümdü bütün herkes gibi. Ama böyle bir şey olamaz. Dur yani gerçekten Müslüm Baba çok büyük acılar biriktirdi yüreğinde, kalbinde. Ve bu sesine, gözüne yansıdı zaman zaman. Ve o kadar çok hissediyoruz ki şarkılarda. Onun acılarını paylaşıyoruz belki de şarkılarını kesinlikle, söylerken ve dinlerken. Kesinlikle. Bu arada Sibel'cim sen çok şanslısın. Sen Müslüm Baba'yla şarkıda söylediğin, çok. Tanıştığında Hüsnü Müslüm Baba'ya çaldı. Evet. Ben tanışamadım hep gönlümde. Sen tanışmadın mı? Yani tanıştım da
müzikal bir projede. Evet. O zaman televizyon programına gitmiştim. Evet, öyle bir şey var. Televizyon programı yaparken. Bir de zannediyorum. Sen nasıl tanıştın onu çok merak ediyorum. Bir de senin de bir şeyin var, sonra unutmayalım. Havaalanında galiba bir karşılaştık. Havalimanında, evet. Onu da bir ara anlatacağım. Ben tabii ki inanılmaz şanslıyım. Benim tabii en büyük şansım babamın müzisyen oluşu. 14 yaşındaydım ben ilk Müslüm Baba'yı tanıdığımda. Belki de daha küçüktüm hatta. Tabii 14 falan değil. Daha da küçüktüm. Müslüm Baba, ona da baba diyorum zaten. Bakırköy'de oturuyordu. Biz de Fatih'te. Babamla çok güzel dostlukları vardı. Gazino'ya giderken babamı alırdı. Birlikte giderlerdi. Hatta bir gece hiç unutmuyorum. O zaman tabii cep telefonu falan nerede? Evimizde zor telefonumuz vardı. Bir gün aramıştı babam. Gece sahneden önce aradı. Eve geleceğiz diye annemle konuştu. Müslüm Baba'nın sevdiği birkaç yemek vardı. Babamlar gelene kadar annem o telaşla böyle işte çorba çok severdi. Sevdiği birkaç yemeği yapmıştı. Ben de tabii çok küçük olduğum için uyandır beni anne mutlaka dedim. Çünkü Müslüm Gürses bizim evimize geliyor. Yani ilk öyle olmuştu. Çok güzel anılarım var. Bunları program içinde mutlaka paylaşacağım. Sizle sağlık. Isınacağız, ısınacağız. Bir dahaki şarkıları daha güzel söyleyeceğim. Öğreniyorum. Güzel güzel. Abi sıradaki şarkı neydi? Bir kadın tanıdım. Diyorsun. Diyorum. Sen? Ha, tamam. Biz de çalıyoruz. Tamam. Böyle bir manidar böyle bakışlar birbirlerine ama olsun, hemen söyleyelim bence. O hep takılır şarkı. Bana. Hüsnü bana takılır. Öyle değil mi? Hüsnü hep beni evlendirme derdinde çünkü abi evlen. Ama gerçekten evlen. Yani ben de bu işi ele atacağım. Hadi inşallah be. Dur bakalım. İnşallah. Yani biraz nasıl işten söylüyor? Nasıl işten biraz söylüyor? Biraz umutlanmıştım inşallah. Böyle son zamanlarda. Bir hayal kırıklığı oldu ama neyse. Şey geliyor aklıma da. Ne hani geliyor? Yıllarca sahnelerde şarkı söyledik falan. Hayatımda ben ilk defa televizyon programı yapıyorum. Düşünsene televizyon programı yaparken evleniyormuşum mesela. Tabii neden olmasın? Hadi hayırlısı. Her şeyde bir hayır var. Tamam, sağ dışları yani mısınız o zaman? Biz evet bir araştıralım Hüsnü. Az önce oynarken içimden geçti zaten. İnşallah damatlıklarla böyle. Dedim ya biraz önce Allah aynen. Damatlığını göstersin. Bravo. Ne şarkılar yahu. Gerçekten çok her güzel. Şarkıyı bu kadar mı güzel yorumlar bir insan? Onun özelliğiydi. Mesela yıllar önce söylediği bütün en eski arabesklere baktığınız zaman mesela hepsinin farklı tadı var ama bir dönemden sonra Murat Anmungan'dan sonra özellikle. Evet. Tabii ki. Söylediği şarkılar, yorumladığı başka bir yer oldu. Yani rock da söyledi. Bambaşka. Biraz daha yaşasaydı operada söyleyebilirdi kesin bence söylerdi. Baba. Yani kesin her söyler. Şey söylerdi. Her yalnız şey. O dönem yapılan şarkılar da tam böyle Müslüm abilik sanki. Böyle zaten onu düşünerek evet, bütün aynen, bestekarlar hep onu düşünerek onun sesinin rengine göre tamamen onu düşünerek birçok beste tabii yapılmış. Şarkı olmuş. Şarkılar bu olmuş. Bu arada Müslüm abi sadece arabesk değil. Benim paralımı da söyleyeyim. Ben yaşasın aşk yaşasın arabesk derim her zaman. Evet, evet biliyorum. Gerçekten onu. De öyle. Ama Müslüm abi arabeskin haricinde Türk sanat müzikisinden de çok... Türk sanat müziği, Türk halk özel, müziği. Özel şarkılar, Türk halk müziği öyle keza. Türk sanat müziği dediğin zaman benim şeyime giriyor abi. Evet. İlgi alanıma giriyor. Bakir evet. Hocamın da ilgi alanı.